Durma. Sizin bir yarış sahneniz var. Doğru, nasıl çektiniz? Var, birkaç tane var. Üç tane mi oldu? Üç tane var galiba. Zorlandınız mı onda? Tabii ki. Bir tanesi çok zordu ya. İlki. İlki miydi o? Çok zordu gerçekten. Kilometrelerce koştuk çünkü. Yani ya, çok uzun bir yoldu. 10 saniye falan görünüyor olabilir ama biz kilometrelerce koştuk ve aşırı yorulmuştuk. Niye yarışıyorsunuz? Ben istemedim. O dönemin romantik durumları. Ben inatçı, o inatçı. Ne yapsınlar? Hadi yarışsınlar. Çünkü savaşamıyorlar. Evet ve yarışıyorduk biz sürekli bir ara. En zor sahneler hangileri oldu? Bir anlatır mısınız sizin için? Bir mezarlık sahnesi varmış sanırım senin. Evet. Zor geçen. Ya o fiziksel anlamda değil de o duygusal anlamda çok yormuştu beni. Birkaç gün sürmüştü böyle etkisi. Çünkü bir mezar var, kefenli bir kadın var içeride ve her yerde sisler, dumanlar. Sislerin içinden, dumanların içinden geçiyorum falan. Hmm. Bir açıyorum annem falan böyle şeydi. Yoğun bir sahneydi. Ama en çok zorlandığım büyük ihtimalle o ilk at sahnemiz yani. Benim de o. En zorlandığım. Fiziki olarak çok zorlanmıştım. Annemin Alaaddin'den uzak durmam gerekenleri söylediği sahne mental olarak zordu benim için de. Tokat falan atıyordu bana. Evet, zor bir sahneydi. Gidip Alaaddin'e tokat atsın. Yok canım. Senin de bir kılıç sahnesi varmış. Enteresan. Bir kılıç. Acayip bir zor bir kılıç. Kılıçların arasında kalmışsın galiba. Senin ha, ben bir ara sürekli esir alındım, evet. Evet. Moğol tarafından bir sol öfreyle birlikte. Fiziksel olarak çünkü tedirgin oluyorsun. Refleks olarak bana onu sağladığında ben kaçma ihtiyacı duyuyorum. Ama kaçmamalıyım ki oyuncu yakalasın. Orayı bir handle edemedim. Oturtamadım yani. Ya gelirse paniği. Çünkü o kadar hikayeler duyuyoruz ki tabii, bazen. Tabii. Setteki arkadaşlarımız da bizi işte kendilerince eğlenmek adına kötü olaylar anlatıyorlar, gerçekliği olmayan. Sonrasında şaka olduklarını söylese de ben o şeyi atamıyorum üzerimden. Bir de tabii ki at sahneleri yani. Çünkü sürekli aynı at denk gelemiyor. Alışmadığın bir at. Bir kere bana Burak abinin atı denk geldi. Yavaşça dokundum. Diğer bizim yavaş atlar gibi tırıs gidecek zannediyorum. Bir anda dört nala bir kalktı. Üstüne ben çığlık çığlığa nasıl indiğimi bilmiyorum mesela. Evet. Burak abinin atı çünkü 5 yıldır onun kadar profesyonel kullanan birine hizmet ettiği için beni de uçurdu biraz. Ne kadar eğitim aldınız proje başlamadan önce? Yoksa at biniyor muydunuz bu arada daha önce? Ben bilmiyordum. Biniyordum destandayken binmiştim ama araya bir zaman girdi. Bu biraz tecrübeyle alakalı bir iş aslında at. Ata ne kadar çok binersen o kadar hakim oluyorsun. Evet. Bu hani bindin, öğrendin gibi bir durumu yok yani atın. Devamlı binmen gerekiyor. Araya zaman girince unutuyorsun yani. Tekrar nasıl yapıyorduk, nereye basıyorduk oluyor. Ama bisiklete binmek gibi galiba biraz. Gibi. Bir süre sonra alışıyorsun. Ama ne kadar çok binersen o kadar iyi binici oluyorsun. Sezon başında 3 hafta eğitim aldık. Değil mi? Evet. Böyleydi diye hatırlıyorum. İlk de ama benim. Çekimlerde de zaten eğitimler devam ediyor sürekli. Tabii, pratikler tabii. Devam ediyor en devam azından. Ediyor. Aksiyon, kılıç, at, binicilik. Sizin şimdi başka heyecanlar da olacak ileride. Muhtemelen bu yoğunluktan dolayı yurt dışına falan çıkamadınız. Bir yurt dışına çıktığınızda fark edeceksiniz. Eskiden Amerikan oyuncular, Amerikalı oyuncular ya da Avrupalılar Türkiye'ye geldiğinde yaşanan şeyi siz de birçok ülkede yaşayacaksınız. Bu kadar ülkeye satılan bir dizi. Evet. Ve ben birçoğuyla yaşadım onu. Yani hakikaten benim için de gurur verecek, oyuncu için de böyle. Siz hatta şaşıracaksınız. Çok enteresan, o koskoca starlar şaşırıyorlar da olayı. Biz çıkmadan şaşırıyoruz. Evet. O kadar çok ülkeden tahmin ediyorum. Mesajlar geliyor değil mi? Çok, neler, duymadığım, dilini bilmediğim. Mesela seni Tanzanya'da çok seviyorlarmış. Evet. Düşünüyor musun? Bence hemen gitmelisin. Hadi. Biz bir Avusturya'ya gideceğiz. Evet. 4-5 Mayıs'ta. Bir yurt dışına gidiyoruz. Bir yurt dışına çıkıyoruz ilk defa, bakalım. Heyecanlıyız. Süper. Çok keyifli oluyor. İnanın. Yani insan gurur duyuyor. Hep bu yabancılara karşı bu ilgi hikayesi. Kendin de bunu yaşayınca insan gururlanıyor. Tabii evet. Kesinlikle öyle. Ve bu kadar kaç ülkede oldu şu an? 92 ülke mi oldu? Öyle bir şey 109'du oldu. Yani. 109'du. 109 muydu? Tabii, tabii. Ben Amerika'da 92'de kalmışım. Dünyanın üzeri. Neredeyse hepsi. Tam yarısı. Yani, evet. Tam yarısı. 200 küsur ülke. Bir projeyle yurt dışında bu kadar ülkeye yayılmak çok önemli bir şey aslında. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Evet. Çok büyük bir başarı yani. Çok. Gerçekten.
Yani bir de seti, Ertuğrul'dan beri. Hep seti konuşuyorum ama gerçekten ben de oraya iki kere geldim. Efsane bir yer. Yani ben evet. geldikte, ben Burak yeni başladım 5 yıl olmuş geleli. Yani şimdi 5 yılda neler olmuştur. En son şey benzin istasyonuyla markette şeye, o konaklama yerlerini restoranlara şaşırmışım. Şimdi bir gör. Geçen gün evet. Mehmet Bey şey dedi ya şimdi gel. Evet. Bambaşka, bambaşka bir yaşam. Güzel oldu şimdi. İnanılmaz bir yere dönüştü. İnanılmaz. Evet. O Riva'dan içeri girdim mi bambaşka bir dünya. Bambaşka bir dünya. Her şey var içinde. Evet, Disneyland'ın tam... dönemine gitmiş. Evet, tam olarak öyle. Gerçekten öyle. Ki Amerika'da da ben parlament stüdyolarına falan gezdim. Hiç böylesi yok yani. Günümüz hayatıyla o dönemin hayatı birleşmiş ama bir o kadar da birbirlerini görmüyorlar. Muhteşem bir yer. Evet. Evet, her köşesi bambaşka bir destan. Gerçekten çok güzel işlenmiş. İlk ya. Girdiğinizde oyunculuğun dışında ona da şaşırdığınız olmuştur herhalde düşünüyorum. Sizi bir evet. araziyi gezdirdiklerinde değil mi? Ya ilk böyle zaten bir yukarıdan bir giriyorsun. Plato evet. aşağı kurulu böyle bir vadiye. Geliyorsun ve diyorsun ki burası ne diyorsun şey ya bu kadar büyük bir yer. Ve hani biz kaç bölüm çektik hala görmediğimiz, bilmediğimiz, evet. görünce evet. şaşırdığımız şeyler oluyor. Evet. 300 dönüm. İnanılmaz bir her yerde Plato. Bir hayvan, kazlar, tavuklar, keçiler... Ve bazı kazlar hissetmiyorsun ya, uzun bir yol var orada. Evet şöyle gidiyorsun evet, falan. Evet öyle bir şey hissetmiyorsun ama sonra bir şey açılıyor böyle. Çok İnanılmaz. Farklı. Peki ziyaretçiler geliyor şimdi. Evet. Birçok evet. ülkeden. Evet. Sizler kimlerle karşılaşıyorsunuz orada? Nasıl yorumlar alıyorsunuz? Ya, gelenler genellikle, şimdi biz kostümlü olduğumuz için orada çok denk gelemiyoruz aslında. Çekim yaptığımız yerlerle işte orası kapatılıyor mesela çekim yaptığımız alanlar. Diğer alanlarda gezebiliyorlar ama denk geldiğimiz zaman işte böyle seslenip el sallıyorlar. Yanımıza gelmek istiyorlar, fotoğraf çekinmek istiyorlar. Biz de elimizden geldiğince yanlarına gitmeye çalışıyoruz ve çok mutlu oluyorlar. Onların o kadar böyle gözlerinin gülmesi, böyle sevecenlik ve sevgiyle gelmeleri bizi çok mutlu ediyor tabii ki. Sizin kostümlerinizi zaten çok seviyorlar. Çok seviyorlar. Satın alıyorlar. Bir de onun dışında dünya başkanları, starlar ya da geliyor. Futbolcu herkes geliyor yani. Evet. Değil mi? Değişik bir duygu. Müzisyenler. Geçen Mesut Özil'le iftar yapmıştık Ramazan'da mesela. Evet. Ondan önce Pakistan İçişleri Bakanı mı, Dışişleri Bakanı mı öyle biri gelmişti. Sürekli bir ziyaret durumu var sete yani. Mesut Özil takip ediyor sizi. Osman'ı mı? Hı-hı. Tabii tabii izliyor. O nasıl yorumlar onunla bölüm izledik işte. İftar yaptık sonra bölüm izledik. Çok keyifliydi. Nasıl yorumlar yaptı? Güzeldi, güzel. Beğeniyor. Sağ olsun. Set arkası nasıl geçiyor? Çok kalabalık bir ekip. Hı-hı. Kamera arkasında neler yaşıyorsunuz? Hepiniz arkadaş olmuşsunuz zaten. Çok evet. yoğun birliktesiniz. Evet. O çok keyifli işte yani. Aynı yaş grubuyuz neredeyse Hı-hı. hepimiz. Özellikle yeni giren kadro olarak. Çok keyifli geçiyor bizim için ya. Ya bu işin sürekli bu kadar yani. Dünya çapında bir iş olmasının en büyük sebebi tabii ki o set arkasındaki çalışan. Aile hayatı. Evet. Ve yani 5 sezondur bir böyle öyle bir bağ oluşmuş ki aralarında. Onun etkisini görüyor seyirci aslında yani. Evet. Çünkü inanılmaz bir keyif alarak çekiliyor dizi. İstekle çekiliyor yani. Peki Belgin, Gonca Hatun Alaaddin Bey için savaştı. Evet. Aşk için savaşmaya değer mi? Tabii ki değer. Belgin için. Değer. Aşk öyle çok kolay bulunabilecek bir duygu değil. Bulduğu zaman da uğruna savaşılması gerekiyor.